güzel bir söyleyişi gerçekleştireceğiz sizinle. Yetiş bacımla Hanife adayla birlikteyiz. Kendisi Afrikalara kadar gitti. Evet, yanlış duymadınız. Ben de Avusturya'da çok yardım ettim. Çok insanın yanında oldum. Benim Afrika'da da olmam gerekiyor. Bunu ilk söylediğinde herkes şöyle bir düşündü. Yani doğru mu diyor, yanlış mı diyor, ne söylüyor? Çünkü ilkler her zaman çok eleştirilir Hanife ablacığım. Tabii ki röportaja başlamadan önce bizleri nerede bulabilirsiniz? Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Jale'nin Aynası programı artık Anka TV'de değerli izleyicilerimiz. İksan Ekici ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Jale'nin Aynası'ndayız. Facebook'ta grubumuz var. Jale Kaynak ürün sayfasındayız. Tabii ki bu röportajlarımızı Yetiş Bacım grubunda da bulabileceksiniz. Ayrıca YouTube kanalındayız artık Jale'nin Aynası'nda. Böyle güzel bir yola başladık. Allah yolumuzu açık etsin Amin. İnşallah. Bununla ilgili Hanife ablacığım bir iki cümle almak istiyorum senden programımızla ilgili. Sen Jale'nin... Hoş bulduk öncelikle canım benim. Canımsın. Sen de Viyana dışından zahmet edip kahvaltımıza geldin. Ne demek? Allah razı olsun. Jale ile bizim zaten dostluğumuz, arkadaşlığımız yıllara dayanır. Kimse yokken Jale vardı. Allah razı olsun. Gerçekten öyleydi. Elinde mikrofonla gezen kızım derdi rahmetli babam ona. Canım benim, mekanı cennet olsun. Hiç kimse yoktu şu anki piyasada olan kişiler. Benim Jale'm vardı, bu bir gerçek. Biz kadın dayanışması diyelim. Her zaman birbirimizi dağırlarız, yanımızda oluruz, destek oluruz. Çok şükür böyle canlarım. Sen sor, ben söyleyeyim sana. Değerli izleyicilerimiz, Hanife ablamı ben tanıdığımda şöyle bir 20 yıla geri gidebilirim aslında. O bir anneydi, çocukları çok ufaktı. Bizlere akıl verirdi, bizlere yol gösterirdi. Yani her zaman tatlı bir insan. Allah bu yetiş bacım olmadan önce de aslında o yetiş bacım ruhu vardı. Çünkü bu aileden gelen bir şey. Annesi öyle, mekanı cennet olsun, rahmetli babası öyle. Zaten geçen gün danışmanlarımızla sohbet ederken bir takım şeyler çocukluktan geliyor değerli izleyicilerimiz. O sonradan gelmiyor hayatımıza. Bu ne olursa olsun. Yardımlaşmak, iş hayatımız, her şey. Şimdi ben Hanife ablama sormak istiyorum. Hanife abla, bu işe başlarken ne düşündün? Ben ilk başladığımda bu işe, yani yardım yolunda hep yapardık. Şöyle yapardık, benim babam bizi şöyle yetiştirdi. Kızım bir elin yaptığı yardımı diğer el duymasın. Deprem bölgesi vardı 90'larda, iyi hatırla. Evet. Bizim yazlıklarımız Akçay'da, Balıkesir'de. Orada biz deprem bölgesini ziyaret ettik. Çocuklarım küçüktü o zaman. Söyleme sahip kolumda bir tane böyle kaza olur falan diye bir Adana burmam vardı. Onu hep saklardım böyle ki yolda paraya ihtiyacım olur. Deprem bölgesinin içimden geldi, İzmit'ti galiba o zaman. Yavrularımla deprem bölgesine gittik. Orada yanımdaki para çok azdı. Nasıl yardım edebilirim dedim. Kızılay'a rica ettim. Çadırlar kurulmuştu. Bugünden yarına yoksul olan varlıklı aileler vardı. Çocukların kırık bebekleri oralardı. Kanlar vardı. Kötülük, yani şey, içler acısı bir durum vardı. Nasıl yardım edebilirim dedim. Bana oradan biri dedi ki, bir dedi yatakla, yatak, yerde çocukların yatabileceği yatak. Ya. Hemen gittim koşa koşa bir kuyumcuya burmamı bozdurdum. Ondan sonra evet, ondan sonra zaten biz iş yerlerimiz vardı o zaman. Ben dedim ki kendim böyle demeyeyim yani orada şunun kirası, bunun kirasıyla iş yapmak. Kendim çaba gösterip bir şeyler yapmam lazım. Kendi alın terimle, kadınlarla bir şeyler yapmam lazım. Ne yaptık biz? Orada yatağın fiyatını öğrendim. O Adana burmasına söyleme sahip 3 mü 4 tane yatak oldu. Bayağı böyle ranzalı çocuklara yatak oldu. Allah kabul etsin. Amin. O yataktan 280 tane yaptık 6-7 yıl içinde. Afrika'ya nereden? Avusturyalı arkadaşlarım Hiabet ve Elizabeth'le. İkisi de emekli kendilerin. Biz yetiş bacım değildik o zaman. Hiçbir dernekte falan değildik. Biz üçümüz, iki Avusturyalı arkadaşla 280 üzerinde deprem bölgesine yatak gönderdik. Şöyle yaptı, o mobilyacı anlaştığım kişi diyordu ki Hanife abla, 4 tane yatak yollarsan biri de benden. Yani onu bakmam lazım kaçtı. Bu sefer, bu zamanın 200-250 eurosu vardı yatak başı kesin. Sağlamdı çocukların, nevresi miydi, yorganıydı, yastığıydı. Öyle biz hava şişen yatak falan göndermedik. Demek istediğim o iki insan bana destek oldu. Ne yaptık? Kızların böyle kaliteli kıyafetlerini sattık Flomaklar'da. Arkadaşlarım onlar böyle bağış topladı, sattık kıyafet falan. Böyle başladı. Böyle ceyran verdi.
Ondan yani sonra... değerli izleyicim 90'lı yıllardan evet. bahsediyoruz. Bak dikkatinizi evet. çekerim. Bir takım şeyler bugünden yarını olmuyor Hanife ablacığım. İnsanlar zannediyor ki biri çıktı yardım topluyor, ondan ona alıyor, ondan ona veriyor. Şu şöyle oluyor, bu böyle olmuyor. Yani bu her işte de böyledir. Televizyon sektörü, medya sektörü, yardımlaşma, böyle dernekler bugünden yarına kurulmuyor. Yani asla. Birine zaten gelip de herkes bir anda güvenemez. Hani abla böyle bir şey yoktur. Yani bu güveni sağlayabilmek çok önemlidir ve ayakta maşallah derneğinizde 3 yıldır çok başarılı bir şekilde yürütüyorsunuz. Çok Allah güzel bir ekiple yürütüyorsunuz. Hanife ablacığım, dernek kurulduğundan bu yana. Şimdi bu bilmiyorum sana soruldu mu sorulmadı mı bilmiyorum ama. Şöyle şurada bir şey koyalım tabii ki, mı bir tane tabii parantez ki. Mi diyorsunuz tabii bir ki, şey buyur. Koyalım. O deprem bölgesinde engelli kardeşlerimiz de vardı dolayısıyla. Evet. Ve ben 3 yıl hayatımın 3 yılı engelli araçta geçti. Ama ben Viyana'da yaşıyordum, şanslıydım. Beni bebek gibi bu hükümetin işte görevlileri hastanenin yatağıma geliyordu, erkeklerdi, bayanlardı hiç fark etmez. Giydiriyorlardı, temizliyorlardı, dişimi bile fırçalayıp bebek gibi alıp hastaneye götürüyorlardı. Bu neden oldu senin hayatında? Hani trafik kazası, Ordu'da oldu. Kazası. Evet, 25 yıl evvel. Ya. Ondan sonra benim bu şansım vardı ama orada o şans herkese koşamıyorlardı. Bir de engelli aracı seçtik. Engelli araç Türkiye'ye. Çünkü her şeyi devletten, hükümetten beklememek lazım. 3 yıl kendim engelli olduğum için ne demek olduğunu çok iyi bildiğim için... O yataklar olayı, Kızılay'la beraber çalışma olayı bittikten sonra biz akülü araçlara yöneldik, ya. Manuel araçlara yöneldik. Ondan sonra birden yetiş bacım ne alaka? Mobilya. Yetiş bacım, espri yapıyorlardı. Ya. Abla sen yetişirsen. Ya. Abla sen yetişirsin. Mülteci akını oldu. 686 tane ailenin adresi var bizde. Yetiş bacım, ikinci el eşyayla. Esra'mla, eşleriyle, ekibimle, eşleriyle, yardımseverle ev dizdik. Ya, mültecilerin evlerini dizdik. Çünkü onlar aylıklarını alana kadar, beyaz kağıtlarını alana kadar hiçbir şeyleri yok. Ondan sonra tabii ki geliyor. Ondan sonra çekememezlik de. Benim babam rahmetli babam derdi ki, dedim ki bir gün babacığım dedim Jale, ne güzel hiçbir düşmanım yok. Kızım dedi sen başarı merdivenlerine çık düşmanların olur. Allah Allah derdim çok babam. Çok yazılmış orada. Allah Allah dedim babam niye başarının düşmanı olsun? Başarının alkışı olur. Ben nasıl Jale'yi görünce alkışlıyorsam o beni alkışlıyorsa. Ya. Bu başarının gurur duymaktır karşı tarafla değil mi? Ondan sonra gerçekten öyle oldu. Birden baktık ihbarlar, polisti, şuydu. Biz çalışıyoruz bir de ihbarla uğraşıyoruz. Düşün bak hiç kimseden kuruş para almadan ama daha. Yani biz... Şu an bile aynen bilet satıyorsa karşılık sunuyoruz. Sanatçı sunuyoruz. Yani. Zülfikar İrenc'in geliyor. Mesela sen alma. Hemen sen benden alıyorsun 10 euro mesela bileti veriyorsun. Engelli araca veriyorsun onu. Afrika'ya su kuyusuna veriyorsun. Ama diğer yarıda konsere öyle veriyorsun eğlenmek için. Yani. Ne farkımız var? Ablacığım, birinde yardım hemen yapıyorsun. Söyleyelim bir tanem. Hemen açmışken bu olayı hemen bir açar mısın? 5. ayda evet, bu bizim bunu dernek sunalım. Şeyimiz. Bu bizim dernek logomuz ama logo içeride işte yanımda olsaydı afiş, şimdi. Evet. 5. ayın 10'unda Afrika için bayanlar matinesi düzenliyoruz. Sevgili Ali Bilgeç abim yer aldı. St. Pölten'den iş adamları, Halley Market'in sahibi. Eski Budo Senta'yı aldı. Biz tabii ki Budo Senta'da yapmıyoruz, hemen altında yapıyoruz. 5. ayın 10'unda oluyor. Gelirimizin hepsi Afrika'ya olacak. Allah izin verirse. Değerli izleyicimiz 5. ayın 10'unda Budo Senta'nın altında Hanife evet. Ada yetiş bacım orada olacaktır. Ve çok önemli. Ne olacaktı Hanife ablacığım? Burası çok önemli değerli izleyicilerimiz. Bayanlar matinesi. Evet. Özellikle orada oturan 2 tane görevlimiz olacak. Kurban sayısını yazacak. Kurban bağışı olursa. Fitre zekat olursa onları su kuyusuna. Bu kadar bir güzel olay bakın. Evet. Su kuyusuna fitre zekat verin lütfen. Su kuyusuna gitsin. Hayat demektir. Susuz hayvan olamaz. Hiçbir şey susuz, olamaz. Susuz ot olamaz. Toprak olamaz. Susuz hiçbir şey olamaz. Susuz biz olamayız. Yani. Her şeyin ucu su. Ve o kadar ihtiyacı olan yerler var ki. Bak Meral Turacim'in en son yaptığımız su kuyusundan 3 tane köy fayda görecek. Ya, düşünsene bak köylerden gelip su taşıyacaklar. Onlar razı. Yeter ki su olsun. Onlar taşımaya razı. Onun için lütfen o gün sırf eğlenme değil bizim amacımız. Orada 2 tane görevlimiz makbuzlarımızla. Makbuz isteyen makbuz. Herkese makbuz kesilir.
10 euro biletini giriş, orada eğlenecek, yiyecek, içecek. Standlarımızı da kiraya verdik tabii ki. Ondan sonra orada yazılacak kurbanlarımızın fiyatı 104 euro. 104 euro. Bizim gittiğimiz bölgenin kurban fiyatı 104 euro. Lütfen kurbanlarınızı bize bağışlayın. Evet değerli izleyicilerimiz ve Hanife abla da ekibinde şu var. Hanife ablayı izleyebiliyorsunuz sayfalarından. Yetiş Bacım sayfasından, kendi Facebook Hanife Ada sayfasından, Instagram'dan. Nereye gitti, ne yaptı, kimle, nerelere gitti, paralarınız nereye gidiyor? Canlı canlı gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Her kuruşun size hesabını veririz. Her kuruşun hesabını gerçekten veriyor. Ya bu gönül işidir. Arkadaşlar bu gönül işleri çok başkadır. Hanife ablam ben de 3 tane çocuk projesi yaptım. O dönemde keşke bir arada olabilseydik ama her şey kader, kısmettir. Çok zor. Bu işler hakikaten kolay değil. Sağlam bir psikoloji lazım, sağlam bir kafa lazım. Herkese kendini anlatabilmek çok zordur. Derneğimi açtım açalı 4 kere finansamı gönderdiler, 6 kere polis gönderdiler. Hala burada oturuyorsak dosyalarımız tertemiz çıkmıştır. Tertemiz, Jalem'in kıyafeti gibi bembeyaz burada ak arnımızla oturabiliyorsak demek ki her şeyimiz temiz çıkmıştır. Ve hala gönderiyorlar, yemin ederim ben. Vallahi, ya işleri güçleri yok. Sadece ne üzer biliyor musun bizi? Orada zamanımız 2 saat yani göstermek, ispatlamak. Ne geçiyor elinize, ne geçiyor? Bunu Avusturyalı yapmıyor, bunu Türk yapıyor. Yapanları biliyoruz biz. İsimleri belli. Geçen gün neyi konuştuk yani, biliyoruz musun ablacığım? Türkiye'deki esnaflık şöyledir. Kuaför doludur, öteki kuaföre müşteri gönderir. Bakkalda bir şey yoktur der ki bende yok, diğer Mustafa amcada var, gidin o bakkaldan alın. Biz niye burada, git gurbet eldeyiz ya. Kıskançlık yani, diz boyu, fesatlık diz boyu. Ben çok mutlu oluyorum başarılı kadınları görünce. Tabii ki, tabii ki. Onlara bir de yer ayrı. Gördün bak geçen 6-7 bin kişi izledi. Filiz Hanım'ı, Filiz Hanım'ı. Yani ben başarılı kadınlar görünce önlerinde bir de eğilirim yani. Çok seviyorum başarılı kadınları. Aynen. Alkışlarım. Aynen. Siz neyin peşindesiniz ya? Sen burada de başka bir yerde başarılı evet, ol. Evet, bir erkek yapsın başarıyı. Bu başarıya bir erkek ulaşsın. Yani bir değil, 1000 tane erkek ulaşsın bakalım. Bunu da arnımızın açıyla dik dik masaya vurarak söyleyebiliriz. 8 tane tır dile kolay. Aynen. 8 abi. Tane tır dile kolay. Ve, ve değerli izleyicimiz, Afrika'yı adım adım izledik. Şimdi evet. Ben hep Afrika diyorum. Hanife ablacığım sen şimdi engelli aracı aldın, çok büyük yardımlarda bulundun, hala yemekler taşıyorsunuz. Hani yaptığınız hakikaten büyüklük, gönül işi. Ve bu Afrika olayı da seni adım adım izledik. Allah razı olsun. Afrika'da muhakkak başına çok ilginç bir olay gelmiştir, yaşamışındır. Bunu bizlerle paylaşır mısın? Bir de şunu demek istiyorum buradan, şunu da söylemek istiyorum. O kadar rahatsınız ki aslında, o kadar suyumuz çeşmemizden şakır şakır akıyor arkadaşlar. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda elhamdülillah çok şükür. Hepimizin altında lüks arabalar, hepimiz rahattayız. Bir giydiğimizi bir daha giymiyoruz, bunlara şükür edelim. Gerçekten şükür edelim. Onunla bununla uğraşmayı bırakalım da bunlara şükür edelim ki bunlara en yakın yaşayan insan Hanife ablamız. Ben de onu takip ettiğim için onunla birlikte bir şekilde yaşadım bunları. Neler söyleyeyim? Diyeceksin ablacığım. Orada en ilginç olay, seni böyle gönülden vuran olay ne oldu? Gönül keşke bak önce de birden aklıma geldi bak. Önce hiç hazırlık bile yapmadık bak. Yok, tam tersi peşimden koşuyordun. Bana diyor ne işin var canım, kermeslere koşturacağım aynen, diyor. Aynen. Diyorum, senin için dükkan kapattık. Aynen yani. Beni çok etkileyen mesela aklıma ilk gelen şu oldu. Biz pirinçleri dağıtırken pirinç çok lüks Afrika'da yetişmediği için orada. Ya. Böyle Allah'ım affetsin bulamaç gibi hamurdan, mısır unundan yapılan bir şey yiyor çoluk çocuk. O da var ise. Şimdi pirinç aldık. O 50 kiloluk pirinçler bitmişti, paketlere yöneldik. O paketleri dağıtırken sıradayız. Orada da 3 kişi vardı ekibim. Kızlar da yanımdaydı. Paketin birini bir bacımız elinden öbürünün elinden alır gibi yaparken ucu koptu, böyle şey delik açıldı. Taş çatlasın 15-20 tane pirinç tanesi kuma döküldü. Ya. Ve o pirinç paketini aldı gitti. Ben gitti biliyordum. Biz dağıtırken baktım ayaklarımın altında bir el görüyorum. O toprağı böyle topladı burasına koydu. Bunu ya. Hiç unutamıyorum. Gece rüyama giriyor bu. O dökülen pirinç tanesini toprağın içinden alıp evde seçecekti. Ya. Bu bana çok koydu. Göz olayında da 16 çocuğun gözünü açtırdık. Allah kabul etsin. O 2,5 yaşındaki çocuğun 2-3 gün sonra gözünü açıp da böyle şaşkın şaşkın her yere bakması, annesini böyle sevmesi. Hayır, böyle inanamaması böyle. Ay, ay
sen kafayı yerdin Jale orada olsan. Çünkü bakıyor yani sesi yabancı gelmiyor, kokusunu tanıyor. Ve gözleri açılıyor ve ilk görüşü anneci. Ondan sonra renkli şeylere bakıyor, etrafa bakıyor, böceklere bakıyor. Yani 2,5 yıl kör yani annenin karnında katarakla doğmuş. Ve Allah'ıma bin şükür ki Yetiş Bacım Derneği ve üyeleri 16 tane çocuğun gözüne hayat oldu, ışık oldu, umut oldu. Yani çok güzel duygularla 4 tane su kuyusu. Babama bir su kuyusu için gittik. O cami havlusu vardı, okul vardı. 300 küsür tane yetim okuyordu orada. Ve diyordum ki bu çocuklar niye bahçede oynamıyor? Neden? Çünkü 270 metre olan o yeşillik, güzel yeşilliğin altı zehirli yılanla doluydu. Oo. Ve otlar zehirliydi. Otlar, yapraklar böyle ama ucları sivri çıkıyordu. Ya. Ağlama gülüm ya, benim. Sen orada olsan hep ağlardın. Ya. Yemin ederim hep ağlardın. En gizli gece ağlıyordum hep. Ağlamaya vaktim yoktu. Hakikaten hani değerli izleyicilerimiz, buna sağlam bir psikoloji lazım. Hakikaten evet, kolay değil. Evet. Rabbim o yüce gönüllülüğü bir insanı onunla birlikte doğar. Ben Hanife ablaya her zaman şöyle derim. Koca yürekli kadınım derim. Ben bunu her zaman ona söylüyorum. Allah hakikaten da öyle. O yürek olması lazım ki bu işleri yapabilmek, bu işlere imza atabilmek için. Ben seninle gurur duyuyorum Hanife ablacığım. Allah razı olsun. Rabbim her zaman yolunu açık etsin. Birçok çocuğun, birçok daha insanın ışığı ol inşallah. Evet. El uzatabil ki hep birliğiyle, el birliğiyle el uzatabilelim. Bu röportajı da o yüzden gerçekleştirdik. Yani sizlere bir şeyleri anlatabilmek için. Sponsorlarımız Beauty Salon Jale, Miss Emily, ST Otomobil, Totti Fotoğrafı, Vizyon Türk, AF Medya, Steakhouse Derya, Turkuaz TV, Yetiş Bacım, Druk Post ve Arena 34'ün katkılarıyla Jale'nin aynası sona erdi.